Çok imparatorluk kurmuş bir milletiz. Şimdi bu hangi anlama geliyor? Sadece önlenecek bir anlamda söylemiyorum. İmparatorluklar biliyorsunuz ki milli devlet değildir. İçerisinde çok ulusu bulunduran, çok farklı kültürleri, dinleri ve dilleri ihtiva eden bir yapıya sahip devlet anlamındadır imparatorluklar. Bu şu anlama gelir. Türkler eğer 18 devlet kurmuşsa, ki Cumhurbaşkanlığı forsunda 16 devlet vardır ama Safevilerle Memlükler onun içerisinde yer almadığı için ben 18 büyük devlet diyorum, imparatorluk diyorum. Onlar da göz önüne alacak olursanız, onlar da katacak olursanız 18 büyük imparatorluk, batı deyimi olmasına rağmen bu kelimeyi kullanıyorum. Çünkü devletten çok daha geniş teşekküllü bir anlam ifade ediyor imparatorluk. Her ne kadar emperyal olmasa bile, sömürgeci olmasa bile çok farklı dilleri, kültürleri ihtiva ediyor. Bu şu anlama gelir arkadaşlar. Demek ki bu devletleri, imparatorlukları kuran millet ırkçı değildir. Irkçı olduğunuz takdirde zaten imparatorluk kuramazsınız. Çünkü biraz önce söylediğim gibi imparatorluklar içinde farklı ırklardan, dillerden, dinlerden, kültürlerden insanlar yaşar. Siz bunları bir arada tutabilmiş, barış içinde yaşatabilmiş, hak ve hukuklarını sağlayabilmişseniz artık hiç kimse bunun aksini iddia edemez ki o millet ırkçı değildir. Dolayısıyla bunu öncelikle vurgulamak istiyorum. Bunun için önemli, biraz sonra size sunacağım Ermeni meselesiyle ilgili konular da önemli. Çünkü bugün Türk milleti soykırımla suçlanıyor. Soykırım alelade bir katil veyahut da suçlu anlamının ötesinde bir anlam taşıyor ki bir milleti veya bir soydan, bir ırktan olan grubu, belli bir grubu bile olsa yok etme, dünyadan silme kastıyla öldürdükleri takdirde soykırımcı olarak adlandırılıyor. Dolayısıyla suç normal bir katilliğin ötesine geçiyor ve bu bütün milletin suçlanması anlamına geliyor. Bugün Batı dünyası Türkleri soykırımcı olarak adlandırıyor. Bir takım parlamenter sistemleri olan devletler olsa bile, demokrasi olduklarını söyleyen ülkeler olsa bile parlamentolarında hiç ama hiç demokraside yeri olmadığı halde parlamentolarında soykırımı kabul etmek suretiyle Türkiye'ye baskı uyguluyorlar. Şimdi biliyorsunuz ki soykırım uluslararası bir hukuka bağlı tabirdir. Ve bir mahkemece buna karar verilmediği takdirde hiç kimse o milleti veya o yapanları soykırımcı olarak adlandıramaz. Ama böyle adlandırdıklarını bir yana bırakın, bir takım devletler bunun aksini söyleyen, yani soykırım olmadığını söyleyenlere karşı da kanuni müeyyideler uygulamak için çalışıyorlar ve bununla ilgili yasalar çıkarmışlar. Mesela İsviçre'de. Ben orada mesela konuştum 2005 yılında İsviçre'de Zürih'te yaptığım konuşma sonrasında benim hakkımda ırkçılık yapıyor, soykırımı inkar etti diye hakkımda dava açıldı, kırmızı bülten çıkarıldı. Tarih kurum başkanıydım. Sonra kırmızı bülten kaldırıldı, aksi takdirde hiçbir zaman Avrupa'ya gidemeyecek durumdaydım. Daha geçenlerde de Fransa'da hepiniz okumuşsunuzdur, biliyorsunuz Sarkozy'nin teklifiyle İnkar yasası, soykırımı inkar yasası adı altında bir yasa teklif edildi. Bu teklif aslında çok ilginçti. Türkiye'de sürekli olarak ifade özgürlüğü olmadığını söyleyen, demokratik alanda Türkiye'nin henüz istenilen seviyeye gelmediğini söyleyen, insan haklarından söz eden en önde gelen Avrupa Birliği ülkelerinden birisi tarafından bu şekilde ifade edilmiş olması aslında o devletlerin konuya nasıl siyasi yönüyle baktıklarını ve aslında ifade özgürlüğünün de demokrasinin de bu ülkelerde hiç olmadığı gibi aynen bir ırkçı tavır takındıklarının da bir göstergesiydi. Nitekim parlamenter heyet içerisinde ben de vardım. Fransa'ya gittik. Fransa'da birçok kuruluşla görüşmeler yaptık. Meclisle, İşte Dışişleri Bakanı'yla, Sarkozy'nin danışmanlarıyla ve senatörlerle. İlginç olan şey şuydu ki Sarkozy'nin danışmanı, dış politika danışmanı ve büyükelçi olan Jean Levitt diye bir zat ile görüşmemiz sırasında heyetimizin başkanı aynen şunu söyledi. Sayın Levitt,
Şimdi Sayın Halaçoğlu bu konuda uzman, en iyi çalışmış Türkiye'deki kişilerden biri. Yani elde ettiği sonuçları Fransa'da söyleyemeyecek mi diye sordu. Levit'in verdiği cevap aynen şöyleydi, bana döndü. Monsieur Halaçoğlu dedi, siz de Fransa'da konuşmayın. Bakın, şimdi aslında hani Türkiye'ye şöyle veya böyle diyen insanlara bir bakın, ülkelerinde neyi yasakladıklarına bakın ki orada konuşmamızın ne zararı vardı? Aslında şu zararı vardı Fransa için. Çünkü Ermenileri kullananlar Fransızlardı. Silah yardımı yapan Fransızlardı. Biz orada konuşur bunları ortaya koyarsak bir şekilde o ülkenin Ermenilerle olan ilişkilerinin ne hale geleceğini bir düşünün. Bunun için yasaklıyorlardı. Dolayısıyla mesele çok farklı boyutlarda, bilimsel boyutun dışına çıkmış, tamamen siyasi bir alana kaymış bir nitelik taşıyor. Şimdi şöyle düşünelim. Ekranda gördüğünüz açık renkli olan yer, yani sarıyla olarak gördüğünüz, sarı olarak gördüğünüz yer, şu gördüğünüz yer, Osmanlı İmparatorluğu'nun 1914'teki haritası. Daha 1914 diyorum bakın. Ve 1 milyon 850 bin kilometre kare toprağa sahip. Yani bugünkü Türkiye'den 1 milyon kilometre kare fazla toprağa sahip. Fakat özelliği nedir? Özelliği yani daha 100 yıl geçmedi arkadaşlar. Dikkatinizi çekiyorum. Bu sizin imparatorluğunuzdu. 100 yıl geçmedi. Bakın. Bir taraftan Akdeniz, bir taraftan Karadeniz, bir yanında eğer Basra Körfezi'ne doğru bakarsanız Basra Körfezi'nden denize açık, bir taraftan da aşağı İsrail tarafına bakarsanız Kızıldeniz'e, denizlere açılan, dört denize açılan bir konuma sahip. Ve dolayısıyla son derece stratejik bir konumda. Şimdi haliyle böyle bir imparatorluk, ama bunun öncesi de var tabii. Daha 1800'lü yıllardan itibaren misyonerlerin yavaş yavaş Osmanlı Devleti'ne girdiği, değişik yerlerde, değişik ülkeler tarafından misyoner okullarının açıldığını ve gayrimüslim öğrenciler de bu okullarda eğittiklerini göz önüne almanızı istiyorum. Çünkü bir ülkenin batması da çıkması da eğitimledir. Eğitilmiş insanlardadır. Yani ne yaparsanız yapın, zaten ekonominin güçlendirilmesinden tutun, devletin yücelmesine kadar her şey insan unsuruna bağlıdır. İyi yetişmiş insanlarınız varsa devlet yücelir. Yani devlet için ayrı bir şey yapmanıza gerek yok. İnsanı doğru yetiştirin, zaten o devlet yücelecektir. Zaten o devlet ekonomik olarak güçlenecektir. Hak ve hukuka saygılı olacaktır. Çünkü iyi eğitilmiş insanlarınız vardır. Dolayısıyla mesele bunun üzerine odaklanıyor. Bugün de aynıdır. Hiç değişen bir şey yok. Aslında böyleyken sadece bu topraklar niye bu kadar insanların, Avrupa'nın ilgisini çekiyordu? İngiltere uzak doğudaki sömürgelerine, Fransa bu bölgelerde sömürge elde etmeye varıncaya kadar hepsinin bir çıkarı vardı. Rusya'nın keza. Şimdi ama en önemlisi biraz bu şey, ama daha farklı da gösterebilirim. Bu orijinali. Şu da onun daha bugünkü hale getirilmiş şekli. Gördüğümüz her bir kırmızı nokta, ki bir numara, en köşedeki bir numara Diyarbakır. Her bir nokta bir petrol bölgesini gösteriyor. Ve İkinci Abdülhamit zamanında Alman mühendislere yaptırılmış bir petrol haritasıdır bu. O tarihte dikkat ederseniz ta Irak'ın bugünkü Kerkük falan dahil hepsinde nerede petrol olduğunu gösteriyor. Hani bugün Türkiye'de petrol niye bulamıyoruz diyoruz ya, arada bir batmanda şöyle böyle petrol çıktı deniyor. Halbuki ta Diyarbakır'dan itibaren petrol var. Şimdi o zaman şöyle düşünün. Tarih dediğimiz zaman tarih sadece geçmiş değil. Oradan aldığımız bilgilerle geleceğe yönelik bir takım programları da planlayabilmemizdir. Şimdi şöyle düşünün. Niye PKK var? İşte neden sorusunu her şeyde sormanız lazım. Genç arkadaşlarım. Bir şeyi gördüğünüz zaman, ha bu böyleymiş demeyin. Neden sorusunu sorun. Ve onu tahlil etmeye çalışın. O zaman her şeyde başarıya ulaşacaksınız. Ve doğrulara varacaksınız. Dikkat ederseniz petrol bölgeleri. Ne yapmak istiyorlardı? İşte 1914'ten önceki okul sayılarına bakarsanız yapmak istedikleri, Fransa'nın 500 tane okulu var Osmanlı topraklarında. İngiltere'nin 178, Amerika'nın 426, Almanya'nın 140,
Rusya'nın, İran'ın, Avusturya'nın, İtalya'nın hepsinin var, onları koymadan 1244 okun açmışlar. 1244. 105'e düşmüş Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra. Şimdi buna karşılık Osmanlı Devleti'nin kurduğu okul sayılarına bakın. İdadi ve Rüştiye gibi o seviyedeki okullar bunlar. Topladığınız takdirde 485 tane yapıyor. Öğrenci sayısı 35 bin. Gayrimüslimlerin ve misyonerlerin açtıkları okul sayısı 85 bin. Öğrenci sayısı 85 bin. Biri 35 bin, biri 85 bin. O ülkeyi kim idare eder? Ne? O devlet çöker mi çökmez mi? Kendi kültürüyle yetiştirilmemiş insanları varsa. Amerika'ya bakın. 1845'te 34 misyoner göndermiş. 12 tane onlara yerli Osmanlı tebaasından kişi yardım ediyor. 7 okulları var, 135. Ama 100 yılın sonuna vardığımızda 180'lere varmış. Çok yükselmemiş misyoner sayısı. Ama binlere varmış yerli onlara yardım eden insan sayısı. Yetiştirilmiş. Okul sayıları sadece Amerika'nın 465 ama öğrenci sayısı da 22.000, 23.000'e varmış. Bunların başında hepinizin çok yakından bildiği Robert Kolej var. 1863'te kurulmuş, 68'de ilk mezunlarını vermiş ve ilk mezunları Bulgar İslam'ın elebaşıları. 1878'den sonra da Müslüman öğrenciler de almaya başlamışlar. Nitekim milli mücadeleden sonra Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda en üst düzeydeki %85 oranındaki devlet görevlisinin hepsi bu yabancı okul mezunları. Dolayısıyla aslında Türkiye'nin nereden nereye geldiğini iyice tahlil etmeniz lazım. Sıkıntılarımızı daha iyi anlayacaksınız. Neler çekildiğini daha iyi kavrayacaksınız. Ve üzerinize düşen sorumluluğu daha iyi anlayacaksınız. Yani aslında bizim olduğu kadar siz gençlerin de sırtına öyle bir ağır yük biniyor ki onun altında kalmamak mümkün değil. Ama başaracağız. Bugüne kadarki başardıklarımızın ötesinde de başaracağız. Şimdi pek çok okullar açmışlar Harput'ta, Adana'da, işte Bafra'da. O okul öğrencilerinin görüntüsü. Şimdi bakın bunlar yapmışlar ama ne yapmak için yapıyorlardı? Bu okulları niye açtılar? Bunları da düşünün. İşte aşağı bu harita 1914'te hazırlanmış İngiliz arşivlerinden aldığımız harita bu Ermeni konusunu araştırırken. Altta gördüğünüz bakın Filistin ile Irak'ın bulunduğu yer İngiliz bölgesi olarak ayrılmış. Hemen onun üstündeki Suriye, Adana'yı Diyarbakır'da için alan Hakkari'ye kadar giden bölüm Fransız sömürgesi olarak, Fransız nüfuz bölgesi olarak belirtilmiş. Hemen üstündeki kahverengi olan Doğu Bayezid'den Maraş'a kadar gelen kısım Ermeni bölgesi. Batıya geçtiğimizde Marmaris ve Antalya'yı için alan bölüm İtalya'nın. Kırmızı İzmir'in bulunduğu yer Yunanlıların. Sarı İstanbul ve Tokat ve Erzurum için alan bölüm Ruslara ait bırakılmış. Ortadaki kısım yeşil yerde Türklere bırakılıyor. Bakın Sevr'in haritası aslında. Ne zaman çizilmiş? 1914'te. Günümüzde de aslında farklı bir şey yok. Bugün Irak'ta meydana gelen olayları düşünün, Suriye'deki hareketleri düşünün, Orta Doğu'da meydana gelen hareketleri düşünün. Aslında o dönemden hiçbir farkı yok. 1914-2012. Değişen hiçbir şey yok. Atatürk ne diyor biliyor musunuz? Mustafa Kemal Atatürk. Tarih ihtiyatsızlar için merhametsizdir. Yani siz eğer bunları ciddi olarak araştırmaz ve kamuoyuna mal etmezseniz, öğretmezseniz sizin için aynı hatalarla karşılaşacaksınız ve sizin için merhametsiz olacaktır o tarih. Acımasız olacaktır. Buna düşmemek için işte buranın ismi Dumlupınar. Niye? Nedir ismi? Dumlupınar ne demek? Milli mücadelenin en önemli safhası değil mi? Kime karşı verdik? Bugün onlarla birlikte olmaya çalıştığımız devletlere karşı, yani Avrupa Birliği ülkeleri. Ama onlar bizimle mücadele etmişti. Çanakkale'de, burada, ta Polatlı'ya kadar gitmişlerdi. Ama biz onların içine girmeye çalıştık. Onlar da sürekli olarak bizi dışarı atmaya çalışıyorlardı. Biz diyoruz ki gireceğiz diyoruz, size misafir olacağız. Adam diyor ki yok kardeşim dur oturduğun yerde diyor. Siz bizden değilsiniz diyor. Biz illa hala gireceğiz diyor. Bu kadar yüzsüzlük olmaz ki. Yani onuru diye bir şey vardır bir milletin.
hele hele Türk milleti gibi ta Orta Asyalardan gelen Çinlerle mücadele etmiş, Hintlerle mücadele etmiş, İran Perslerle mücadele etmiş, Araplarla İslamiyet'i kabul etmişiz ama Batı'yla, Roma'yla mücadele etmişiz. Bu kadar uzun süredir kendi benliğini taşıyabilmiş, koruyabilmiş, kültürünü muhafaza edebilmiş bir milletin bu kadar şeylere ayaklara düşürülmemesi gerekirdi. Ve nitekim o okullarda yetiştirilenler işte böyle Cenevre'de Hınçak Komitesi'ni kurdular. Yine aynı okullarda yetişenler Tiflis'te Taştak Komitesi'ni kurdular. Ama onun dışında ta Karahaç'tan başlamak üzere Van'da 1878 yılında Karahaç Cemiyeti'ni kurmuşlardı. Sonra Armanikan ismiyle başka bir dernek daha kurdular. Kurdukları dernek ve legal ve illegal olmak üzere bu türden kuruluşların sayısı 21'e varmaktadır. Ve onlar silahlandılar. İşte hemen yukarıda gördüğünüz Ankara Yozgat bölgesindeki çeteden bir grup. Kendi çektikleri resimler. Aşağıda yakalanıp bomba yapmak ve imal etmekte olan Adapazarı bölgesindeki Ermeni komitesinden bir grup. Keza hemen yukarıda Urfa'da yakalanan silahlar, hemen aşağıda Bursa'da yakalanan silahlar, top da var içerisinde. Bunların hemen hepsi kiliselerde muhafaza edildi veya bu okullarda muhafaza korundu. Yine doğuda faaliyet gösteren bir Ermeni çetesi. Hani derler ya televizyonlarda hep izliyorsunuz. Ermeniler zaten silah kullanmasını öyle bilmiyordu. Bunlar niye sürgün edildiler falan derler. Şimdi göreceksiniz burada neler olduğunu. Bakın bu da o zaman propaganda olarak çekilmiş. İşte kelleler güya Ermeniler kesilmiş. Bu şekilde konmuş. O tarihte. Ya o tarihte bir sene önce öldürülmüş insanların böyle kafatası çıkar mı ortaya? Çürümez insan bu kadar çabuk. Ama onu gösteriyorlar. Bunlar yetimhane çocukları. Hani öldürüldü dedikleri. Hepsi yetimhanelerde muhafaza edilmiş. Sonra bunların hepsi sahiplerine geri verilmiş. Bulunabilenler. Bulunamayanlar da Kızılaç'a teslim edilmiş. Keza şunu görüyorsunuz. Zaten bu bir Osmanlı milletvekili olan Pastırmacıyan, ki aslı Kayserili, Pastırmacıyan diye bir Ermeninin milletvekili Rusya tarafına geçip orada bir takım çeteler kuruyor. Onun kendi kitabında 1918 yılında da Boston'da basılmıştır kitap. Zaten altında okuyabilirsiniz. Bakın burada ilginç olan bir şey sizler göstermek istiyorum. Şurada bir zatın elinde bakın bomba var. Yani size göre sol tarafta olan kişinin elinde bomba var. Ama sağ tarafa doğru geçtiğiniz zaman bakın şurada ne var? Bakın görüyor musunuz? Ayaklarına kadar. Bir hamile kadın karnı yarılmış, cenin elinde duruyor. Ve bunu gösteriş olarak çekiyorlar. Bakın bizim kitaplarımız değil, bizim arşivimiz değil. Ermenilerin kendi kitaplarında yer alanlar. Hele hele bir de Andrani'yi okusanız, ki 40 bin çete elemanıyla Doğu Anadolu'yu kasıp kavurmuştur. Erzurum'dan, Bitlis'e, Van'dan, Diyarbakır'a kadar. Katliam yapmadıkları yer kalmamıştır. Yüz binlerce insanı öldürmüşlerdir ve hatıratını bir okusanız. Ne işkenceler yapılmış, çocuğun çivilerle şeylere duvarlara çakıldı, annelerin gözler önünde çocuklarının pişirildiği, çocuk ağlamasın diye annelerin memesini kesip ağızlarına koyduklarının hepsini anlatıyor. Kendisi anlatıyor. Biz değil. Hani hepimiz Ermeniz diyorlardı ya birileri. Biraz da bunları görseler. Yani samimi olduklarını o zaman anlardık. Deseler ki Ermeni çetelerinin ve Ermenilerin yaptıklarını kabul etmiyoruz, onları lanetliyoruz deselerdi, çıksalardı o zaman inandırıcı olurlardı. Ama bunları görmüyorlar. Bakın bunların hepsi Ermeni kendi kaynaklarından. Ve bunlar silah kullanmasını bilmiyorlar arkadaşlar. Yani masum insanlar bunlar. Hiç silah kullanmasını bilmiyorlar. Bu da İngiliz General Alemin'in komutasında Filistin'deki Ermeniler. 8 bin Ermeni kuvveti var. Bakın bunlar da aynı şekilde Fransız üniformasıyla bulunan kişiler. Rus ordusunda bulunanlar 1914. Yani 1918'de değil bunlar. Hani diyorlar ya 1915'te katliama uğradık. Onun şeyini almak için intikamını 1918'de evet Türkler, Müslümanlar da biz kesilenler oldu, kestik. Ama 14 bunlar. Keza
bu şekilde arşiv belgelerinde onların Rusya'dan Anadolu'ya silah ve araç gelişleri sokma durumları, Romanya'da bulunan Kürtlerle işbirliği yaptıkları meselelerin hepsi burada kayıttı. Keza buraya baktığınızda tarih bakın 1915'tir, 1332 miladidir, pardon hicridir, 1915'e gelir. 1915'te bile hani yok edildiğini söyledikleri dönemde Çüngüş, nahiye müdürü Rum, telgraf müdürü de Ermeni. Telgraf müdürü. Şimdi siz dört cephede bakın biraz sonra göstereceğim. Keza aynı şekilde Bulanık, Muş o zaman Muş'un eski ismi Bulanık. Orada neler yaptıklarını, silah kaçakçılığı yaptıklarını, keza şu belgeye bakacak olursanız burada Bitlis'te ortaya çıkan Ermeni eşkıyasının ta nereye kadar gidiyor arkadaşlar bunlar? Fransızca, Ermenice, Rusça yazılı şifreli muhaberat evrakı olduğu gibi bunlar Edirne, Ankara, Aydın, Halep vilayetleri ve Bolu, Karesi, Kayseri ve Karahisar'ı sahip bu tasarruflarına çekilen telgraflarda bunlar belirtilmiş. Keza İtalya'dan Ermeni gizli örgütleri tarafından alınan silahların Adana'ya sokulacağı haberi ve nitekim bir gemi dolusu vinçin sırt tüfekleri sokuluyor. Amerikan silahları. Keza Monsieur Fico ve De France, bu De France Mısır Ortaelçisi Fransa'nın ve Fransa'ya gönderilmiş Fransız arşivinden. Suriye'deki gönüllü kuvvetlere 15 bin tüfek ve 2 milyon mermis deniyor Yunanistan'dan. Kim için? Bogos Nobar Paşa, Ermeni Milli Delegasyonu Başkanı ve ne diyor bakın, onlara gönderdikleri raporda Adana Mersin'in %40'ı Ermenidir. Siz isyan yoluna bir çıkarma yapacak olursanız biz sizi destekleyeceğiz ama silahımız yeterli değil diyor. Yani ve söylediği tarih 21 Kasım 1914. Yani İskenderun'a nitekim İngilizler İskenderun'a bir çıkarma harekatı düzenliyorlar Çanakkale'den önce. Ve püskürtülüyor Cemal Paşa tarafından. Dolayısıyla eğer İskenderun'dan girmiş olsaydı itiraf devletleri, Osmanlı Devleti çok zor durumda kalırdı Türkler. Çünkü ikiye bölünecekti ülkedeki savunma güçleri. Keza aynı şekilde 15 bin kişilik kuvvet toplanmışlar Ermeniler. Ancak silah ve cephaneleri yeterli değil diyor. Demin ki Yunanistan'dan gelecek silahların kime gideceğini anlıyor musunuz şimdi? Keza yine aynı şekilde 28 Nisan 1915'te sadece Paris Büyükelçiliğine'den gönderiliyor. Ama çok daha önce ne diyor bakın, Van bölgesinde Ermeniler tarafından yaklaşık 6 bin kişinin öldürüldüğü Van ve Çatak savunmasının devam ettiği. Ne zaman başlıyor Van kuşatması? 17 Nisan'da. 17 Nisan 1915'te. Yani düşünün 18 Mart'ı hatırlıyor musunuz 1915'i? Ne olmuştu 18 Mart'ta? Çanakkale. Şimdi siz ölüm kalım mücadelesi vereceksiniz Çanakkale'de. Kafkasya'da Ruslarla çatışıyorsunuz. Musul'da İngilizlerle, Filistin'de İngilizlerle çarpışıyorsunuz. Ve sizin içinizde kendi vatandaşınız size karşı birlikler kurmuş. Keza Zeytunlu Ermenilerle ilgili yine bu Fransız arşivinden. Daha çıkıyorlar, onlara karşı gönderilen birlikleri yok ediyorlar. Ve sonuç olarak 20 bin Türk askerine karşı mücadele veriyorlar. 20 bin askeriniz kendi vatandaşlarınızın oluşturduğu tehlikeden korumaya çalışıyor ülkenizi. Ve Zeytun dediğimiz yer neresi? Maraş'ın hemen üst tarafı. Yani bütün Filistin tarafına giden yolların başı. Kafkasya'ya gönderilen, Musul'a gönderilen askerlerin en önemli geçtiği Ulukışla yol üzerinde. Buralara çeşitli şekillerde baskınlar düzenliyorlar. Şimdi hiçbir şey yapmadan Ermeniler sürgün edildi, tehcir edildi diyenlerin kulakları çınlasın. Sadece bunlar da kalmıyor. Şöyle düşünün bakın. Bu harita her şeyi açıklıyor. Bir de tabii şey var. Hani şu hepiniz bilirsiniz. Musa Dağı'nda 40 gün diye. Musa Dağı neresi? Amanos Dağları'nda dereciklerinden bir mevki. 5000 Ermeni var ve bu 5000 Ermeni de isyan halinde. Yani sizin içinizde isyan. Bunu önlemek için ne yapıyor devlet? Değişik yerlerde bakın o küçük kırmızı gördüğünüz her bir bölge o tarihte isyan edilen bölgeler. Ve isyan bölgelerinin en önemli özelliği telgraf tellerinin kesiştiği haberleşmenin ana noktalarında meydana geliyor. Yani telgraf dışında haberleşme olmadığına göre onun
baltalanması anlamına geliyor. Siz devlet olarak ne yaparsınız? Dört cephede savaşıyorsunuz. Sizin kendi tebaanız isyan etmiş. Her tarafta telgraf telleri kesiliyor. Tren yollarına askerlerinize gönderilen mühimmat veya yiyeceklerin gitmemesi için tren yollarına sabotajlar düzenleniyor. Çeşitli çeteler kurulmuş. Ve bunlar halktan, Ermeni halkından lojistik destek alıyor, yiyecek alıyorlar. Saklanıyorlar veya. Ne yaparsınız? Bakın dört cephede de savaş. Nitekim bununla ilgili çok önemli bir belge. Bogos Nubar Paşa altında imzasıyla ne diyor? Adam Fransız Dışişleri Bakanı'na yazıyor. İşte hani niye Fransa Ermeni soykırım iddialarının reddiyle ilgili yasa çıkarıyor, inkar ediliyor, yasa çıkarıyor diyoruz ya. Aslında neden çıkarmak istediği belli bakın. Dışişleri Bakanı'na diyor ki Bogos Nubar Paşa. Ekselansları, savaşın başından beri diyor, İtiraf devletlerinin yanında savaşan tarafız. Fransız hükümetinin isteği üzerine diyor, Türklerle savaşan Fransız askerlerinin yarısına yakını Ermeni gönüllerden oluşuyor diyor. Keza Alembi ordusunda da aynı şekilde gönüller yer almaktadır ve başarılarımız bu iki komutanın raporlarında yer alıyor. En altta da Kafkasya'da Rus İmparatorluk ordusu içerisinde 150 bin Ermeniden söz etmeyeceğiz bir tarafa bırakırsak. Ayrıca Doğu vilayetlerinin kurtuluşunda hizmet eden Şef Andranik ve Nazarbekov komutası altında 40 bin Ermeni gönüllü bu vilayetlerin kurtuluşunda önemli rol oynamıştır. Şimdi bunu yazan Ermeni Milli Delegasyon Başkanı, yani kurulacak Ermenistan'ın Cumhurbaşkanı. Ve bu yazıya rağmen hala Fransızlar veya Avrupalılar soykırım yapıldı diyorlar. Bakın bu 8 bin kişinin öldürülmesi devlet eliyle yapılmış. Bu işi yapanların toplamı 1673 kişi, bunu yapanlar diye tespit edilenler 1673 kişi divan haber verilmiş. Ne zaman Talat Paşa'nın imzasıyla biraz sonra göstereceğim. Bunlar işlerler çektirilmiş ve divan haber. Amasya'da 2 kişi, Ankara'da 148, bu şekilde görüyorsunuz. Bunları o şekilde vermişler. Mesela Aziziye Kaymakamı, bugün Pınarbaşı, Kayseri bölgesinde. Oradaki kaymakama el çektirilmiş, divan harbe vermiş. Keza Sivas vilayeti içerisindeki Tonus Kaymakamı'na aynı şekilde görevler el çektirilmiş. Ve bu da divan harbin karar defterinden bir sayfa. Toplam olarak bu 1673 kişiden 67 kişi idama mahkum edilmiş, 68 kişi parabelit cezasına çarptırılmış, 524 kişi de 2 sene, 3 sene, 5 sene hapis cezasına çarptırılmış. Bu şu anlama geliyor. Şu kadar öldürülmüş, bu kadar idam edilmiş meselesi değil. Aslında uluslararası hukuka göre tehcir kararını uygulayan devletin, hükümetin suçluları mahkemeye vererek cezalandırmış olması artık soykırım hukukunun işlememesi anlamına geliyor. Dolayısıyla bu açıdan biz bunu değerlendiriyoruz. Mesela en başta diyor ki çete reisi Sirozlu Çerkez Ahmet İmrece Ermeni muhacirlerini katil ve envalerini sel etmekten cezası idam tasdik edilerek infaz edilmiştir diyor. Keza altta daha çete reisi işte Dev Saadetli yani İstanbul'u şu o da Ermeni muhacirlerinin ehval ve eşyalarını tasdik suretiyle, baskı suretiyle gasp etmekten idama mahkum edilmiş ve infaz edilmiş. Bunları yazıyor. Şimdi bu açıdan yani soykırım olmadığının delili açısından son derece önemli. Yani devlet eliyle Ermenilerin öldürülmediğinin tespiti bu. Ha birçok Alman belgesi, İngiliz belgesi, Fransız belgesi, İsveç belgesi onlar da yazıyorlar. Osmanlılar, Türkler olmasaydı ancak işte aşiretler Ermenileri öldürebilirdi ama onlar koruma altına aldılar diyor. Fakat bunların hepsi bir gerçek. Şimdi kısa keseyim, sizlerin sorularını alacağım çünkü. Bir de madalyonun arka yüzü var. Madalyonun arka yüzüne bakarsak iyice iş çığırından çıkıyor. Tam Ermeni çetelerin katlettiği insan sayısı 518 bin. Ve hepsi de bu şekliyle kayıtlı bakın. Nerede katledildiklerini, kaç kişinin katledildiğini. Sadece şunu söyleyeyim, 1914 Mayıs'ıyla 1915 Mayıs'ı yani tehcir sırasına kadarki dönemde 128 bin Müslüman Türk'ü katletmiş
Ermeniler. Sadece o dönemde 128 bin sivil tabii, sivil, tamamen sivil. Halktan, köylüden insanlar ve kaydı burada hepsinin var. Hangi Ermeni çetesinin yaptığı da kayıt. Ha, Hocalı'da değil mi diyeceksiniz? Hocalı'da da aynı katliam yapmışlar. Herkesin göz önünde kameralar çekmiş ve bugün Ermenistan'ın Cumhurbaşkanı bu kişi. Bunu yapıyor. Yani aslında Sarkisyan'ın derhal savaş suçlusu olarak uluslararası mahkemenin huzuruna çıkması lazım. Ama nerede? Türkler soykırım olmadı dedikleri zaman mahkum etmeye çalışanlar gözlerinin önünde kameralarla, yabancı kameralarla çekilmiş ve o tarihteki bütün gazetelerde yalan bir hadiseyi görmezden geliyorlar. Zaten siyasi yol oradan çıkıyor. Bakın toplam 518.105 kişi katledilen Ermeni çeteler tarafından. Bunlar orijinal belgeler. Demek ki daktilo bilgisayarda çıkarmış. Halbuki burada ne yapıyor bakın. Yaşlarını vermiş, isimlerini vermiş. 80 yaşında adam. 80 yaşındaki adam Araboğlu İsmail Ağa en başta. 80 yaşında adam katletmişler. Hemen altında aynı şekilde 40 yaşında, 65 yaşında, 16 yaşında, 46 yaşında, 70 yaşında gidiyor. Ve gördüğünüz Van şehri. Ermeniler tarafından kuşatılmadan önceki görüntüyle Van şehri. Bugünkü Van kalesinin hemen altındaki. Şimdi Van değil, şimdiki Van değil. Bakın Van şehri bu savaş sırasındaki Van şehri, bu da savaş sonrasındaki yerle bir edilen Van şehri. Ermenilerin eline geçtikten sonra. O zamanki resmi bu. Bakın şu ortada gördüğünüz Ulu Cami'dir. Öbür taraftaki camilerimiz duruyor belli bir ölçüde ama yıkılmış şeyleri. Ama bakın bir tane bina kalmamış, atom bombası atılmış gibi. Bugünkü hali. Yani şöyle düşünün, şu ortadaki bakın Ulu Cami'nin minaresine bakın, yarım kalmış. Aynı minare bu ve Van şehri bu. Oradaki iki camimiz restore edildi şimdi. Eski Van burası. Ve burada kaç bin insan katledildi? 80 bin insan. Bunların içinde çok ilginç olan şey 50 kadın, buradan genç kadın Ermenilerce alındılar. Akdamar Kilisesi'ne götürürlerken kadınlar, kızlar yolda başlarına geleceklerini düşünerek iffetlerini korumak için hepsi Van Gölü'ne atladı. 50 kadın birden hayatına kıydı. Şuraya bir iffet dikmemiz gerekmez mi? O 50 kadın isimleri var. İffet dikmemiz gerekmez mi? Şuranın kazılıp belli bir bölümünün hiç olmazsa gelenlere ibret olmak için gösterilmesi gerekmez mi? Ama Akdamar Kilisesi'ni yaparken yapıyoruz ama bunları yapmıyoruz bir şekilde. Bu bizim duyarsızlığımız. Ne demiştim? Atatürk ne dedi demiştim? Tarih ihtiyatsızlar için merhametsizdir. Hatırlarsanız bir zamanlar daha önceki hükümetler döneminde ne demişlerdi? Van bölgesine Amerikalı emeklilerden işte 40 bin kişilik bir villa grubu yapacağız. Kim gelecekti biliyor musunuz? Ermeniler gelecekti. Zorla durdurduk o zaman. Tarih kurumu başkanıydım. Bu Kars. Kars şehrimiz. O tarihteki. Bu da yakılmış Kars şehri. O tarihte. 20 bin insan da burada öldürüldü. Kars hala. Bu Erzurum. Bu Harput. Bu Kars'ın Derecik köyü. 476 kişi yatıyordu şurada. Bu kazıyı ben yaptım. Toplu mezar kazısını. Burası bir eski zamandan kalma şey. Yani o dönemde yıkılmadan önceki bir samanlık. İnsanları samanlığın içine doldurmuşlar. Sonra da ateşe vermişler. Kapıya yığılmış birçok insan. Ve İki dişi olan bebek annesinin kucağında, iskeletiyle. Bunları biz bulduk. Yani ben kendi gözlerimle, bütün dünyayı çağırdım. Le Monde geldi, ZDF geldi, hepsi geldi. Ve bana dedi ki ZDF, Alman televizyonu, bunu sizin yapmadığınızı, koymadığınızı nereden bilirim?